Merhabalar, ben Sider Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kendi memleketime özgü güzel bir yemek yapmak istiyorum. Evet, birçoğunuz belki biliyorsunuzdur, ben Karslıyım. Doğu Anadolu'nun güzel et yemeklerinden bir tanesiyle karşınızda olacağım. Ne mi yapacağım? Evet, özellikle Kars, Ardahan, Iğdır bölgesine özel. Çocukluğumda da hep memlekette geçirirdim yaz aylarımı. Gittiğimde yediğim en sevdiğim yemeklerden biri taş köfteyle karşınızdayım. Malzemelerim renkli, yöresel bazı ürünler de olacak ama alternatifleri var. Hızlıca işçiliğini anlatacağım. Özel işçiliği olan bu taş köfte yemeğimize başlıyorum. Evet, taş köfteyi özel kılan içindeki malzemeler. Evet, ama en önemli şey de normal köftelerin alışılagelmişin dışında etin yağsız bir et seçeceğiz. Yani neredeyse çiğ köfte yapılan böyle tamamen yağsız bir löp etten işlem uygulayacağız. Şimdi benim önümde de but kısmından, hayvanın but kısmından çıkarttığımız bir etimiz var. Önce bunları çok ince ince yaprak yaprak keseceğiz. Taş köfteyi yaparken bazı köftelerde zırhtan geçiririz, bazılarını makineden geçiririz. Taş köftede ise bunu ezeceğiz. Çok eskiden yapılırken böyle ahşapların üzerinde özel dövme taşları varmış. Ben çocukluğumda da görürdüm bunu. İşte yaz aylarında çayırlarda otlarımızı aile olarak gittiğimizde, biçmek için gittiğimde, orada kaldığımda 3 ay bölümde hep böyle misafirliğe gittiğimizde veya annemin, babamın, büyük annelerin, büyük babalarım bize böyle taş köfte yaparlardı. Onlar böyle bir ağacın üzerinde, ahşabın üzerinde taşla bu köfteyi ezerdi. Şimdi ben de ne yapacağım? Yaklaşık olarak böyle 700 gramlık falan bir etimi ince ince doğrayacağım. Sonra bir taşın üzerinde, tabii ki de şu anda ezme taşım yok ama tahtamın üzerinde onu döverek ezeceğim. Orada ezerken de çok löp ve sinirsiz bir bölümünü almamıza rağmen arada çıkan sinirleri içinden ayıracağız. Aslında o taşla dövme etin içindeki sinirlerini de alma yöntemlerinden bir tanesi. Geldik taş köftenin özelliklerinin en önemli yerlerinden birine. Ne demiştim? Taşla dövülen bir et. Ben de bir ahşap tahtamın üstüne ince kestiğim etlerimi aldım. Elimde evet babaannemlerin, büyüklerimin kullandığı taşım yok ama onu döveceğim, güzel bir tokmağım var. Şimdi bunu döverek hem kıyma haline getireceğiz hem de içinde oluşan ufak sinirleri de ayıracağız. Şimdi etimizi dövdük, döverek kıyma haline getirdik. Hemen hemen neredeyse bir zırh kıyması gibi oldu. Şimdi bir ince ipucu ve detay vermek istiyorum. Şimdi bu tekniği aynı zamanda Adana, Urfa bölgesindeki kebap yapan ustalar da kullanır ama dikkatli olmanız lazım. Keskin bir bıçakla yapmanız gerekiyor. Şimdi eti avucunuza aldınız. Bunu niye yaparız? Bıçağınızın keskin kısmıyla şöyle eti avucunuzun içerisinde çektirerek ette son kalan sinirleri, herhangi bazı dokuları atmaya yarar. Şöyle şuradan sıyırıp sinirleri buradan bakın alıp atabilirsiniz. Şimdi bu teknik de önemlidir. Özellikle kebapta kullanılır. Biz zaten neredeyse hayvanın en löp etinin olduğu but kısmından bir et aldık ve sıfır sinirsizdi. Şimdi kıymamızın köfte haline dönüştürmek için malzememize başlıyoruz. Şimdi taş köftemizin malzemeleri çok az ve normal köftelerden de çok farklı. Ne demiştik? Normalde biz köftelerimizi minimum %25 yağlı yapardık ama taş köftede sıfır yağlı bir et kullandık. Tüm Türkiye genelinde Anadolu, Trakya, Ege, Marmara tüm bölgelerimizde köfte çeşitliliği açısından çok zengin bir ülkedeyiz. Ortalama yanlış hatırlamıyorsam 150 ile 156 arası çeşit köfteye sahip bir ülkedeyiz ve köfte de çocukluğumuzdan beri çok sevdiğimiz bir yemek. Şimdi ben soğanlarımı çok ince ince doğruyorum. Yaklaşık olarak 700-800 gramlık bir et kullandım. Buna da yarım bir soğanın, orta boy bir soğanın yarım baş ince ince kıyarak devam edebiliriz. Soğanımı kıydım. Hemen içine atacağım. Onu yoğuracağım. Onunla beraber burada bir yumurtanın beyazını kullanacağız. Yani yumurtanın akı. Sarısıyla beyazını hemen hızlıca ayırıyorum. Şimdi yumurtamın sarısıyla beyazını ayırıyorum. Hop, ben burada yumurtanın akını kullanacağım. Bağlayıcı özelliği olacak. Sarısını da atmayın. Diğer yemeklerinizde kullanırsınız. Hop, bunu ayırdık. Şöyle yumurtamın akını da döküyorum içine.
sıra geldi yöresel katkı malzemelerimize. Ne koyacağım? Şimdi bizim oraların bulgurundan biraz da böyle bir çay bardağının 1/3 kadar bulguru sıcak suda bekletin, şişsin. Şimdi bu nedir? Lepe. Lepe böyle kabuğu olmayan nohut bizim orada. Hafif kırıktır. Haşlayın. Tabi buralarda bulamazsanız normal nohutu haşlayıp onun kabuklarını kabuksuz hale getirebilirsiniz. Onu da içine attım. Bir de bizim oralara çayırlarda çok çıkar. Yani çayıra meşhur bir otumuz var. Merze otu deriz. Buna et otu diye de geçer. Et yemeklerinde çok kullanılır. Tarhun kekik gillerdendir. Onlara çok benzer. Ben şöyle adlandırıyorum. İşte tarhunun, taze kekiğin bizim Kars yöresindeki çayırlarımızda, özellikle çiçekli otlu çayırlarımızda çok çıkar. Aroması çok güzeldir. Ondan da böyle bir demet atıyorum. Tüm et yemeklerinde çok kullanılır. Biliyorsunuz bizim oraların, özellikle Kars bölgesinin çayır otlarının çok böyle polenli, çiçekli olmasından dolayı hem kaşarımız, hem tereyağımız, hem balımız çok meşhurdur. Onlara burayı tadını verdik. Şimdi geriye ne kaldı? Geriye de tuz ve karabiberimiz kaldı. Onu da şöyle yapacağım. Tuzumu, karabiberimi, biliyorsunuz baharatların hepsini taneden çekmenizi tavsiye ediyorum. Biraz iri dişli olarak bırakmak istediğim için deniz tuzumla biraz da tane karabiberimi bir havana koyup döveceğim. Ezeceğim güzelce. Güzelce ezdim. Bunu da attım. Şimdi sıra geldi yoğurma işlemine. Nohutlarımın da ezileceği, güzelce bunu yoğuracağım. İçerisinde yumurta akı var. Ekmek yerine bulgurumuz var, şişmiş. O da güzel bir yapı oluşturacak. Ve kıyma harcımızı bitirmiş olacağız. İsterseniz haşladığınız lepeleriniz ya da nohutlarınız tam böyle ezilmiyorsa elinizle, böyle bir kaşık yardımıyla onların kıymanın içerisinde tam olarak ezilmesini de sağlayabilirsiniz. Izgaralık steak yemeklerimi, etlerimi hep pişirirken döküm tavalar tercih ediyorum. Niye? Etin lezzetini, yemeğin lezzetini içinde hapsetsin diye. Ben mümkün olduğunca pilavdan tencere yemeklerimi hepsinde döküm tencerelerde yapmayı tercih ediyorum. Sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü lezzeti ve aroması ve aynı zamanda yemeğin her yerine ısıyı tam homojen olarak yayıyor. Şimdi geldik pişirme işlemlerine. Ne yapacağım? Ben saf tereyağı kullanacağım. Çocukluğumda hep tabii ki bizim oralarda sarı yağ derler. Çocukken onun tereyağının sarı hali zannederdim. Tabii büyük bir şef olunca ve restoranlarımda bunları yapınca bunun saf yağ olduğunu anladım. Eskiden babaannemler falan da bunları niye yaparlarmış? Çünkü yaz döneminde sadece bizim oralarda, yaylalarda otlayan hayvanların sütleri toplanır. Kışın süt olmaz. Dolayısıyla bütün kışlık peynir, tereyağı ihtiyaçları yazın yapılır. Normal tereyağı olarak da bütün kış boyunca kullanılmadan ekşime yapmasın diye saf tereyağı haline getirilirmiş. Biz o zamanlar çocukken sarı yağ olarak bilirdik. Şimdi artık buna saf yağ diyoruz. Şimdi öncelikle döküm tencereme yağımı atıyorum. Güzel bol böyle bir tereyağı. Çünkü burada korkmayın. Köftemiz çok yağsız. Daha sonra bunun içine tereyağım erir erimez ince ince doğradığım biberlerimi atacağım. Ondan daha büyük doğradığım domateslerimi atıp şöyle bir iki dakika kavuracağım. Oh, mis gibi koktu. Biberlerimi gönderiyorum. Domateslerimi de atıyorum içeriye. Tenceremde biberim ve domatesim kavrulurken geldik köftemizin yapım aşamasına. Taş köftenin en önemli özelliği nedir? Şöyle büyük bir löp et alıyorsunuz elinize. İçerisine bizim oralarda namaz dediğimiz erik, ekşi, siyah veya sarı eriği alıyorsunuz, içine koyuyorsunuz ve bunu bir top haline getiriyoruz. İşte karşınızda taş köfte. Ekşili erikler kullanılır. Bizim orada Kağızman tarafından gelen kayısı, Iğdır'dan gelen kayısı ve oradaki erikler de olur. Bazı aileler ekşi erik bulamadığında oraların güzel kayısısını da kullanır. Unutmayalım, sarı, siyah erik. Biberlerim, domateslerim hem kokusunu saldı hem yumuşadı. Şöyle bir yemek kaşığı kadar, biraz daha fazlası. Biber salçası kullanacağım ben, tatlı. Dilerseniz domates salçası da kullanabilirsiniz ama içinde zaten domatesimiz var. Tatlı biber salçası çok yakışıyor.
acılı sevenler acı olarak kullanabilir. Şöyle onu da birazcık kavuralım, pişirelim, kokusunu çıkaralım. Oh, mis gibi. Bütün her şey birbirine karıştı. Şimdi yaklaşık 1-1,5 litre kadar suyumu tencereye gönderiyorum. Şöyle bir iki taşım kaynasın. Deniz tuzu ve tane karabiberimi içine ekliyorum ve kaynayana kadar bekliyorum. Evet, malzemelerimiz her şey içinde hazır ve tenceremizdeki suyumuz da kaynadı. Şimdi geldik işi bitirişe. Ne yapıyoruz? İri iri taş köftelerimizi tenceremize yerleştirmeye başlıyorum. Şimdi köftelerimizin içine yerleştirdiğimiz tamas dediğimiz, yani erik, bizim oralarda tamas denir. Eriklerimden de 5-6 parça içine atıyorum. Şimdi bu çok aromatik bir yemek. Kıymayı yaparken bizim oralara özel merze otu koymuştum, kurusu, yani et otu. Onun aroması var. Bir de reyhan yaprakları atarak aromayı coşturuyorum. Şöyle yüksek ateşte köftelerle beraber 4-5 dakika kaynatıp tenceremin altını kısacağım, kapağını kapatacağım. 20 dakika hafif ateşte pişecek ve yemeğim hazır hale gelecek. Evet, 20 dakikayı tamamladık. Şimdi tenceremizin kapağını açıyoruz. Bakalım ne oldu taş köfteler. Evet, domateslerim pelte pelte olmuş. Köftelerim pişmiş, biberlerim artık böyle paramparça olmuş. Artık taş köftem hazır. Taş köftelerim pişti. Şimdi tencerenin kapağını açınca, kokular burnuma gelince gerçekten çocukluğum aklıma geldi. Böyle yaz aylarında 3 ay okullar kapanır kapanmaz Kars'a giderdik. Oradaki arazilerimizin çayır otlarını biçmek için sabah kalkıp erken saatte çayıra babam, ben, abim giderdik. Sonra öğlenliğin gelip işte bütün çalışanlarla beraber yemek yer. Akşam da eve geldiğimizde haftada en az bir kere bu taş köfteden yerdik. O günler aklıma geldi. Belki de hayatımın en güzel günleriydi. Bugünkü yaptığım işlerin de en temelin atıldığı yerler. Şöyle bir daha bir içime çekeyim ve taş köftelerimi güzelce bir tabağıma yerleştireyim. Kocaman kocaman taş köftelerimden şöyle alayım. 4 tane yeter. Sonra yerim ben yine. Suyundan da dökeyim. Bütün aromaların olduğu. Şimdi bunları döktüm. En son da üstüne, içine attığımız o lezzet, aroma, dedim ya bizim oralara özgü merze otu, yani et otu derler. Ondan da şöyle bir serpiştireceğim şimdi. Merze otumdan da şöyle üstüne atayım. Ya çok güzel süsledim, çok güzel oldu. Şöyle size de göstermek istiyorum. Ama tadına bakmadan olmaz. Şöyle keseyim. Oo, eriyim de öyle güzel olmuş ki, o da pelte pelte. Ama kaşıkla suyunun da böyle lezzetine bakıp erikli. Müthiş, müthiş. Benim için çok güzel bir yemek. Çocukluğumu, anılarımı canlandıran, gördüğüm bir yemek. Sizler için de kendi yöresel memleketimden bir yemek tarifi vermek istedim. Yapıp yediğinizde farklı bir köfte, o kadar az yağlı olmasına rağmen lezzeti çok iyi. Afiyet olsun diyorum ve görüşmek üzere.